özel yayınımızda, özel bir konuğumuzla beraberiz. Dijital platformdan size ulaşıyoruz. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk. Program boyunca da Eko Haber Yayın Kurulu üyesi Cüneyt Alkış'la birlikte olacağız. Birlikte sorular yönelteceğiz değerli başkanımıza. Zira Yıldırım bölgesi çok aktif bir bölge, aktif çalışmalar yürütülen bir bölge. Fiziksel çalışmalar yanı sıra insana dokunan sosyal projelerle de öne çıkıyor. Aslında içinde bulunduğumuz ortam tam da bu projelerin yansıdığı ortam. Çünkü uyumayan kütüphanedeyiz. Başkanın makamı da uyumayan kütüphanenin içerisinde ve başkan da sürekli gençlerle birlikte. Öncelikle hayırlı olsun uyumayan kütüphane. Teşekkür ediyorum. Sizler de kütüphanemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hakikaten burada gençlerle birlikte olmak size iyi gelmiş gibi. Ne dersiniz? Tabii üzüm üzüme bakar diye bir atasözümüz evet. Var ya, biz de gençlere bakarak gençleşiyoruz. Onların heyecanı, ümidi bizim geleceğe dair umutlarımızı yeşertiyor. Böyle karşılıklı güçlü bir iletişim halinde birbirimizi motive eden, ben onları gördükçe motive oluyorum. Onlar belki başkanla buraya misafir olarak gelen şehrin yöneticileriyle bir arada bulunarak da onlar da geleceğe dair ümitleri arttığını düşünüyorum. Pandemi koşulları çerçevesinde yoğun bir ilgi olduğunu da görüyoruz. Demek ki çok büyük ihtiyaçmış bölge için. Hakikaten sevindirici bu durum. Kesinlikle. Seçim döneminde gezerken kendi kendimize söz vermiştik. Taahhütnamemize koymamıştık ama ya dedik ki çocuklar bilhassa üniversiteye hazırlanırken çalışma ortamlarına ihtiyaç var. Ve büyük bir de kütüphane kazandıralım istedik. İşte burası uyumayan kütüphane, hem 20 bin kitaplık bir kapasitesiyle birlikte hem bir kütüphane hem de gençlerin ferah bir ortamda ders çalışacakları nezih bir mekan oldu. Ve uyumayan mottosuyla da yasakların kalktığı dönemde 365/24 saat hizmet edecek bir mekan. Şu anda tabii kısıtlamalar olması hasebiyle akşam 8'e kadar açık. Burada aynı zamanda gelen öğrencilerimize çay ikramımız, çorba ikramımız oluyor günde 3 öğün. Burası tabii sadece bir okuma salonu ve kütüphane değil, aynı zamanda bir kültür merkezi hüviyetinde. Burada 90 kişilik bir konferans salonumuz var. Burada edebiyat söyleşileri, kültür sanat söyleşileri inşallah gerçekleştireceğiz. Atölyeler düzenleyeceğiz, etkinlikler düzenleyeceğiz. Yine toplantı salonumuz, bilgisayarlı çalışma ofisimizle beraber sadece üniversiteye hazırlanan öğrencilere değil, araştırmacılar için de lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri için de güzel bir çalışma ortamı. Ne mutlu efendim. Yayınımız çok yönlü. Eko Haber gazetesi, Konut Yapı gazetesi, Eko Haber'in YouTube'daki kanalı yanı sıra bursanethaber.com, akbelediyeler.com, yereljonetim.com.tr, anadoluyereljonetim.com adreslerinden bu yayını izleyicilerimize ulaştıracağız. Dijital platformda çoklu bir yayını gerçekleştiriyoruz şu anda. Efendim, Yıldırım'da en çok merak edilen konulardan biri de özellikle Cüneyt Bey'in de uzmanlık alanı Konut Yapı Gazetesi ile birlikte kentsel dönüşüm çok merakla takip edilen de bir alan. Cüneyt Bey'e sözü bırakıp ilk soruyu sormasını rica edelim. Teşekkür ediyorum Güzin Hanım. Evet başkanım, uyumayan kütüphane gibi keyifli bir konudan yine sizin çok önem verdiğiniz, sonu keyifli bitmesi dilediğimiz bir konuya geçeceğim izninizle. Yıldırım ve kentsel dönüşüm başlığı. Size dönem dönem açıklamalarınızda bahsediyorsunuz. Plansız yapılaşma ve hayata geçirilemeyen imar uygulamaları Yıldırım'ın önündeki en büyük sorunlardan bir tanesi. Ama bu günümüze başlayan bir sorun değil. Geçmişi, kökü epey önceki yıllara uzanan bir sorun. Sizce bu sorun Yıldırım'da nasıl ortaya çıktı? Nasıl bu hale geldi? Öncelikle böyle başlayalım isterseniz. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Öncelikle problemi doğru teşhis etmek gerekiyor. Biz buradan başladık işe ve seçim döneminde kentsel dönüşümden ziyade imar uygulamaları, imar sıkıntılarından bahsettik hep. Çünkü dönüşümün hız kazanması da aslında imar düzenlemelerine bağlı. Yani şu anda bizde 40-50 dönüm yer sahibi olup bina yapamayan, yapılamayan durumlar da söz konusu. Önce sağlam bir zemin hazırlamak gerekiyordu. Doğru bir zeminde bu işlerin hazırlanması gerekiyor.
Buradan zemin derken yola zemin çıktık. Etütü mü başkanım, yani depremsellik açısından mı? Planlamalar açısından söylüyoruz. Evet. Doğru bir platformda tartışılması gerekiyor bu işlerin. Çünkü Yıldırım, biz göreve geldiğimizde Yıldırım'ın üçte birinde ya şu anda ruhsat veremeyeceğimiz alanlar vardı. Üçte biri. Bunların bir kısmı imar planlarına kapatılmıştı. Burada büyük kentsel dönüşümler yapacağız diye. Veya bir kısmı riskli alan ilan edildiği için buralarda planlamaların ve plan uygulamalarının yapılması gerekiyordu. Ve bir kısmı da ova korumada kalıyor. Dolayısıyla böyle farklı problemler söz konusu. Peki bugüne kadar hiç yerelimler bunlarla ilgili çalışma yapmadı mı? Elbette yaptı. Ta 86 yılından beri Yıldırım'da çok ciddi imar uygulamaları gerçekleştirildi. Islah imar planları ve Nazım imar planları ile beraber birçok alanda çalışmalar yapıldı. Ama burada şehrin nüfusu çok hızlı arttığı için bu aynı zamanda plansız, yani ova korumada kalan kısımlar vesaire plansız bir yapılaşmayı getirdi maalesef. Çarpık kentleşmeyi getirdi. Dolayısıyla siz yeniden bir plan yaptığınızda yeni sosyal yaşam alanları, parklar, okul alanları, sağlık alanları, yolları genişletmek istediğinizde bu sefer yapacağınız plan çalışmaları ya birinin evine denk geldi, kiminin arsası okul alanı olarak gösterildi. Bunlar vatandaşlarımızın itirazına maruz kaldı. Bu itirazlar da mahkemelerce çoğu zaman çok uzlaşı gerektiren bir iş efendim. Planlamaların bozulmasını getirdi. Dolayısıyla bir defa, iki defa, üç defa, dört defa, beş defa bozulan imar planları var. 86'dan bu tarafa baktığınızda. Bunlar çok ciddi problemler. Öncelikle bu yenilenmelerin, yeniden düzenlemelerin önüne geçmek gerekiyordu. Bunun için kanuni düzenleme şarttı. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, genel müdürlerimize, bürokratlarımıza bu konuyu güzel bir şekilde anlattık. Burada bir kanun düzenleme olmadan kalıcı bir imar plan ve uygulamalar yapamayacağımızı izah ettik. Çünkü 100 bin kişinin yaşadığı riskli bölgede 25 bin hisse sahibi var ve bunlar yapılan uygulamalarda evin başka bir mahallede, arsası başka bir mahallede gözüküyor, arsanın yarısı diğer mahallede gözüküyor gibi keşmekeşlik söz konusuydu. Bir kanun düzenlemelerle yapacağımız uygulamalar sağlam zemine oturmuş olacak. Yani şunu demek istiyoruz. Bu kanuni düzenlemeyle birlikte bundan sonra yapacağımız imar uygulamaları bozulmayacak artık. Bu düzenleme ne zaman hayata geçecek efendim? Şu anda geçti. Kanun düzenleme yapıldı. Başlıyoruz biz artık. İmar uygulaması yapıyoruz. İşte o riskli bölgede. Yani beklediğimiz bir şey yok yani artık. Evet, tabii şu anda çalışıyoruz. Evet. İnşallah bu yıl bu işleri tamamlayacağız. Riskli bölgede bir dönüşümün de önünü açmış olacağız. Bu çerçevede Yıldırım'ın kaç yıl sonrasında biz öngörüyoruz? Bu düzenlemelerle birlikte yani... Dönüşüm açısından mı soruyorsunuz? Sadece dönüşüm açısından sormuyorum. Kentsel bir genel bakış biz olarak soruyorum. Şunun taahhütünü verdik. Bizim dönemimizde imarla ilgili sıkıntılar bitecek. Yıldırım için büyük sorun evet. Bitecek o zaman. Evet, tabii. Bu çok önemli. Kentsel dönüşüm uzun vadeli bir yatırım. Çünkü burada bütün tarafların bu işe razı olması gereken bir durum. Ama biz temel problemleri bitireceğiz. Yani işte imar kanunu çıkarttık. Bu çok önemli bir konuydu. Sadece Yıldırım'ın problemlerini çözmedi. Bu Türkiye'deki birçok problemi çözdü aslında. Çünkü bundan sonra kimse ya benim yerim okul alanına kalmış. Onun için bu planı bozun, bu uygulamayı bozun diyemeyecek mahkemeye. Mahkeme bu yönde karar veremeyecek. Diyecek evet sen haklı olabilirsin. Senin mağduriyetini ekonomik olarak ilgili kurum, belediye karşılasın. Ama biz bölgesel planımızı bozmamış olacağız. Bu devrim niteliğinde bir karar. Bundan sonra yapacağımız çalışmalar kalıcı olacak. Bunu önemsiyoruz ve burada da hız kattık. Yani bu yıl geri dönüşümleri mesela şu anda gerçekleştirdik. Tekrar tapu dağıtımlarına çalışıyoruz. Bu yıl inşallah bu işleri bitireceğiz. Önümüzdeki yıl bu bölgede özel sektörün de desteğiyle beraber dönüşümlerin başlayacağını tahmin ediyoruz. Başkanım, özel sektör demişken izninizle ben gireyim araya. Özel sektör kentsel dönüşüm projelerine sıcak bakıyor mu? Yıldırım'da kentsel dönüşüm projelerine girecek özel sektör temsilcileriyle bir irtibatınız var mıdır? Nasıl son durum?
Tabii biz burada bu işin özel sektör eliyle çok daha hızlı olacağını düşünüyoruz. Tabii önünde bir takım engeller var. Bursa, şunu ifade edeyim, iki tane kentsel dönüşüm yaklaşımı sergiledi geçmişte. Bunlardan bir tanesi işte mahalle bazlı dönüşümler yapalım diye Yıldırım'da bu denendi. Fakat maalesef çok kabul görmedi. Yani uzlaşma oranları çok düşük kaldı geçen dönem yapılan çalışmalarda. Bir de Büyükşehir tarafından 0-50 emsal artırılarak yapılan dönüşümler vardı. Burada da kat yükseklikleri vesaire çok ciddi sıkıntılar ortaya koydu. Dolayısıyla şehrin süliyetine çok da yakışmayan, istemediğimiz sonuçlar ortaya çıktı. Dolayısıyla bu iki tecrübe, olumsuz diyebileceğimiz, olumsuz yönleri çok olan bu iki tecrübe yerine başka bir tecrübe ortaya koymak gerekiyor. Daha orta ölçekte işler yapmak lazım. Ne mahalle bazında işlere girişmek sonuç vermiyor, bunu gördük. Bir de parsel bazlı yapılan çalışmalar istediğimiz sonuçları vermiyor. Şehrin silüetine olumlu katkılar sunmuyor. Biz bir iki sokağın birleştirerek 2000 metre, 3000 metre, 5000 metrelik alanlarda bu dönüşümlerin olabileceğini düşünüyoruz. Bir büyük fotoğraf ortaya koyuyoruz ama puzzle'ın bir tanesi, puzzle'lar birbirinden bağımsız yapılabilecek bir formatın daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Ve imar uygulamalarımızı da bu yönde yaptık. Mevlana, bu Türkiye'ye örnek diyorsunuz. Örnek bir proje Mevlana bölgesindeki uygulama. Biraz önce de vurguladığınız şey çok önemli bir açıklama bence. Kötü örneklerini gördük. Bursa'dan iyi bir örnek olarak da siz yeni projeyi vurguluyorsunuz. Buradaki altı çizilesi iyi örnek diye nitelendirilmesindeki ana temel nedir başkanım? Hangi yönüyle örnek olacak? Tabii bizim çalışmalarımız için bir model olacak. Onu ifade ediyoruz. Biz burada iki tane örnek yapıyoruz. Bir TOKİ ile beraber yapacağımız, Belen'de yapacağımız proje. Bir de özel sektörle şu anda yürüttüğümüz çalışmalar var. İkisine de açıklık getireyim. Şimdi Mevlana'da geçtiğimiz dönem vatandaşımızla bir uzlaşma görüşmeleri yapılmıştı. Bu %40 oranında kalmıştı. Hemşehrilerimizi davet ettim buraya. Ya dedim ki, ya yaşadığımız ortam ortada. Yani biz burada daha yaşanılabilir yolları, parkları olan, otoparkları olan, sosyal donatı alanları daha geniş olan bir mekan istemez misiniz? Elbette isteriz dediler. Ama dediler ki, ya biz tamam fiyat farkı ödemeyi de kabul ediyoruz sizlere. Yani daireye karşı daire olmaz. Onun altını çizdik. Yani nasıl eski arabanı getir, yeni arabanı hiç fark ödemeden götür gibi bir kampanya yoksa evde de bunu yapamayız. Bir maliyeti var bu işin. Vatandaş bunu kabul etti ama dedi aradaki borçlanmayı siz bize uzun vadeye yayın, uygun şartlarda yapın. O zaman biz de borçlanmaya razı olalım diye ifade ettiler. Biz de ona göre çalıştık dersimize. Belediye kanununa göre 2 yıl vade açabiliyoruz. Ama kentsel dönüşümle ilgili süreçlerde 10 yıla kadar vade açabiliyoruz. Dedi ki biz de 10 yıl vade açacağız. Hı-hı. Vatandaşımıza böyle söyledik. Vatandaş da sorumluluk aldı yani. Elini taşının altına koydu. Evet, burada çok önemli. Hı-hı. Burada bu proje böyle olunca bu işin %80'lerin üzerine çıkacağını gördük. Yani vatandaşımız burada taşın altına elini koyunca biz de dersimize çalıştık. Burada özel sektörle de çalıştık, bakanlığımızla da çalıştık. Bakanlığımızın da maliyetin bir kısmını sübvanse etmesiyle birlikte daha yaşanılabilir bir mahalle kültürü ortaya koyduk. Böyle 1250 konutluk bir proje gerçekleştirdik. Burası bir rezerv alan değil. Yıkacağız mevcut konutları, yapacağımız bir alan. Projemizi çalıştık. Bursa'nın kendi mimari değerlerini projemize yansıttık. Sokak kültürünü, saçağını, kemerini, yaşam alanlarını oluşturduk. Bu projeyi vatandaşımıza sunduk. Zemin artı 7 kat projelerimiz. Vatandaşımıza sunduk ve yaptığımız çalışmalarda %95 civarında bir uzlaşma sağladık. Yani bu çok önemli bir oran. Bu projenin bence en büyük özelliği vatandaşın fark vererek yeniden yeni yapılanmaya katkı sunması. Projenin en önemli özelliği bu.
Hakikaten güzel bir proje olacak. Tabii bu projenin böyle tutmasının bir sebebi de geçtiğimiz dönem Hüma Hatun konutları yine aynı bölgede yapılmıştı. Vatandaşımız aslında oradaki yaşamla mevcut yaşamını karşılaştırdığında evet, burada yaşam daha konforlu, parkı var, güvenliği var, otoparkı var, evin ısınma problemi yok vesaire. Bir düzeni, konforu gördü. Onun için de teveccüh arttı. İyi örnekler, güzel örnekler ilçedeki dönüşümü tetikleyecek. Vatandaşın taşın altına elini koyması bu projelerin hızlanmasındaki en büyük etken. Şu kentsel dönüşüm çok detaylı tabii. Daha fazla uzatmadan son bir soruyla isterseniz kentsel dönüşüm konusunu bağlayalım. Tüm bu projeler hayata geçtiğinde başkanım nasıl bir yıldırım görmüş olacağız? Yani hayalinizdeki yıldırım nasıl? Onu bir tasavvur eder misiniz? Önce biraz önceki sorunuza cevap vermek istiyorum. Özel sektörle nasıl yürütüyoruz diye. Tabii burada özel sektör temsilcilerimizin de yaptığı bölgelerde çalışmalar var. Biz bu çalışmalarda onların burada işini hızlandırmak, diğer kurumlarla ilişkilerinde yardımcı olmak adına her türlü, her an onların yanındayız. İmsiyat'la İnşaat Müteahhitleri, Sanayici ve İş Adamları Derneği ile bir toplantı yaptık. Yaklaşımımızı ortaya koyduk. Yıldırım'daki fırsatları anlattık. Geçtiğimiz hafta şu anda süreç yürüten müteahhitlerimizle bir araya geldik. Onların dertlerini, projelerin hangi aşamada olduğunu, bizlerden ne gibi katkı beklediklerini, nerede tıkandıklarını sorduk. Bu noktalarda da onlara yardımcı oluyoruz. Ön açıcı bir rol üstlendik. Burada bir parantez açabilir miyim? Şimdi özel sektörle çalışmalar yapılırken başkanım, vatandaşın bazı tereddütleri olabilir. Özellikle ekonomik olarak önümüzü görmenin zor olduğu bir süreçteyiz pandemi nedeniyle özellikle. Acaba evimi verdiğinde müteahhit bunu tamamlayabilecek mi, yapabilecek mi, ben konutuma kavuşabilecek miyim gibi bir tereddütü olabilir. Bu konuda bir sizin garantörlüğünüz söz konusu mu? Yani ya da siz ilgili firmaları nasıl denetliyorsunuz ya da ölçümlüyorsunuz? Tabii bu yeni bir süreç aslında, tecrübe edeceğimiz bir süreç. Dolayısıyla biz vatandaşlarımıza şunu diyoruz. Yani böyle bir müteahhitle görüşmeniz de bizim de bilgimiz dahilinde olsun bu süreçler. Biz garantör olarak, yani yapacağınız sözleşmelerde sizi garantiye alacak, sıkıntıya sokmayacak işlerde yardımcı olalım. Nitekim bazen afaki işler geliyor. Yani özel sektördeki arkadaş diyor ki size şu kadar imkan sağlıyorum diyor. Bize geliyor vatandaşlar, diyoruz ki hayır öyle bir şey mümkün değil, biz veremeyiz. Yani siz bir anlamda o şirkete referans da oluyorsunuz. Tabii. Yani yapılacak işlere referans oluyoruz. Yani işin sınırları nasıl olabileceği noktasında destek oluyoruz. Biz hukuki destek noktasında da yine vatandaşımızın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ve burada inşallah bu Mevlana projesiyle beraber de bir model ortaya çıkaracağız. Yani süreç yönetimi konusunda bir garantörlüğünüz evet. Var. Ama tabii ki hani müteahhitin başarısı öngörülebilir. Bu biraz da hukuki bir konu. Yani vatandaş bize geldiğinde ya sözleşmemizde nelere dikkat etmemiz dediğinde biz ona mutlaka hukuki destek sağlıyoruz. Nilüfer'deki kentsel dönüşüm çalışmalarında bazı duran noktalar olmuştu. Yani o benzer kötü örnekler yaşanmasın diye sordum bu soruyu. Evet. Ya sıkıntılar yaşanmaması için de önlem alıyoruz. Burada da bir iki problem var. Yani aralarında yaptıkları sözleşme ile iş yürümemiş, ortada kalmış durumlar var. Bu noktada da hukuki süreçler açıldıktan sonra biz destek olabiliyoruz, yardımcı olabiliyoruz. Cüneyt'in sorusuna gelelim isterseniz, evet, değil mi? Bir tasavvurla bitirelim isterseniz kentsel dönüşüm konusunu başkanım. Tüm bu çalışmalar bittiğinde nasıl bir yıldırım hayal ediyorsunuz? Ben ekleyeyim. Göç vermekten kurtulan bir yıldırım olabilecek mi diyeyim, evet, Nilüfer'e evet. Ve Osman Gazi'ye. Göç vermekten kurtulan bir yıldırım olur. Belki de kendisi o bölgeden daha çok ikamet almaya başladı. Tabii. Yıldırım o anlamda bence Bursa'nın en güzel ilçesi. Neden derseniz, Bursa deyince dışarıdan gelen biri için soruyorum. Bursa deyince akla gelen simgeler nelerdir? Yeşildir. Yıldırım'ın bir simgesi. İnanç turizmi açısından bakın, Emir Sultan Yıldırım'ın bir değeri. Cumalı Kızık Yıldırım'ın bir değeri. Teleferik Yıldırım'ın bir değeri. Zeyniler Köyümüz, Yıldırım'ın bir değeri. Yine UNESCO'dan tescilli olan Yıldırım Beyazıt Külliyesi, Yıldırım'ın bir değeri. Dolayısıyla Yıldırım aslında
Bursa'nın en değerli ilçesi. Dolayısıyla üzerindeki belki bir toz var. Bunun silkelenmesi bir gerekiyor. Bir yıldırım var. Yıldırımdan içeri diyebilir miyiz efendim? Özüne dönmek lazım belki. İnşallah biz bunu aşacağız. Ve bu kimliğini, yani kimlikli bir şehir Yıldırım. Dolayısıyla bu kimliğine kavuşması adına, bu kimliğinin canlanması adına projeler gerçekleştiriyoruz. Sadece dönüşümle sınırlamamak lazım. Yani sosyal bilicilik anlamında, şehrin daha yaşanılabilir kılmak anlamında da projeler gerçekleştiriyoruz. İşte burası, uyumayan kütüphane. Bursa'nın en modern, en güzel kütüphanesi diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ne güzel, çoğalmasını diliyoruz. Evet. İnşallah. Burada bitirelim o zaman kentsel dönüşümle ilgili sorularımızı başkanım. Diğer sorularımıza geçelim. Yaklaşık 2 yıldır görevdesiniz. 2019'u mali ve kent disiplin yılı bakıyorum bir yandan da çünkü yılları işlerinize göre terimlemişsiniz. 2020'yi fen işleri yılı, 2021'i de atılım yılı olarak nitelendiriyorsunuz. 2021 yılındayız. Hangi atılımları göreceğiz? 2021'de ne gibi hedefleriniz var? Atılım çok geniş başkanım. Hangi alanda atılım? Her alanda. Hayat bir bütün. Şöyle de ifade etmek lazım, bu sorunuza istinaden de ifade edeyim. Yani bir insanın nasıl bir uzvu çok büyüyorsa, diğer uzuvları yerinde sayıyorsa veya bir uzvu iki eli var, bir eli diğer elinden daha fazla büyüyorsa bu bir hastalıktır. Eş zamanlı büyümesi gerekir. Dolayısıyla bir alanda yapılacak yatırımlar aslında yetersizdir. Bütün hayatın bütün alanlarına dokunmak gerekiyor. Biz de öyle bakıyoruz. İlk geldiğimiz yıl elbette bir disipline etme gündemimiz vardı. Ekonomik açıdan ciddi bir borç yükümüz vardı. Hem bunu disipline edelim istedik hem de 5 yıllık projeksiyonumuzu ortaya koyalım diye böyle bir ifade de bulunmuştuk. Mali ve kent disiplin yılı diye. 2019'un sonuna doğru gelirken de 5 yıllık stratejik planımızı hazırlarken vatandaşımıza sorduk. Sizce Yıldırım'da ne yapmak lazım? Önceliğiniz nedir diye. Ya onlar da bizim 2020 için önceliğimiz işte asfalt, kaldırım, yeşil alanların kazandırılması gibi taleplerde bulundu. Bunların yoğunlaştığını gördük. Bilhassa çevre düzenlemeleriyle ilgili. Yani günlük yaşamını kolaylaştıracak taleplerde bulundular. Biz de buna istinaden 2020'yi fen işleri yılı ilan ettik. Bu minvalde 80 bin ton asfaltı sokaklarımızla buluşturduk. Parklarımızı revize ettik. Yeni mahalle parkları kazandırdık. 2020'yi bu şekilde fen işleri çalışmalarımızla yoğunlaştırdık. Tabii bir de salgın süreci girdi. Bu salgın sürecinde de bilhassa sosyal destek çalışmalarımıza ağırlık verdik. Tabii bunlar işin görünen yüzü. Görünmeyen yüzü var. Orada da biz bu dönem içerisinde yapacağımız projelerimizin hazırlıklarını yaptık. Bu projelerimizi hazırladık. 2021'de de inşallah bu projelerimizin vücut bulacağı bir yıl olduğu için de olacağı için de bu yıla atılım yılı ifadesini koyduk. O atılımın koyduk. Gözde projesi nedir sizin gözünüzde, nazarınızda? Nisan ayındaki lansmanımızda inşallah açıklayacağız. Ama şunu ifade edeyim. Biz Yıldırım'a 1 milyon metrekareden fazla yeşil alan kazandıracağız. Sosyal yaşam alanlarımızı artıracağız. Bu minvalde çalışmalar gerçekleştireceğiz. Kent parkları, yani bizden istenen gençlerimizin, yine vatandaşımızın bizden en çok istediği şey, ya bizdeki sosyal yaşam alanlarını artıralım. Kesinlikle. Burada. İşte Balaban Mesir alanımız var, bitirdik. Büyük bir kent parkına, büyük şehirle beraber çalışıyoruz. 200 bin metrekarelik bir Vakıfköy Kent Parkı bitti. Açılışını yapacağız inşallah. Büyükşehirimizin ilçemize kazandırdı. Yine Gökdere Millet Bahçesi böyle bir mekan olacak. Ona da bu yıl içerisinde başlayacağız. Karaağaç'ta bir kültür merkezi, sosyal yaşam merkezi inşasına tarihi bir binamız. Ona başlıyoruz. Hangi bina efendim o? Setbaşı Okulu'nun karşısındaki bina mı? Hayır, biraz daha yukarıda
burası kız yetiştirme yurdu vardı. Biliyoruz. Geçmişte ve Altınokta Körler Derneği'nin olduğu yer vardı. O bölgede çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Evet. Çok güzel bir alan orası, yeşillik içinde. Müthiş gerçekten bir alan. Değerlenmesi gereken şimdi, bir kazanım olur. Evet, Molla Arap'ta mesela rekreasyon alanı ilan edildi. Evet, kayma orayı var bölgede. Da, evet, vatandaşımıza tahliye ediyoruz. O da bizim için ciddi bir yüktü aslında, ekonomik açıdan da bir yüktü ve vatandaşımızın mağduriyetini gidermek noktasında da sıkıntı yaşadığımız bir yerde. Riskli alan kararı çıktı onun da. Cumhurbaşkanlığınca onaylandı. O bölgeyle ilgili de böyle ciddi bir çalışmamız var. Tabii biz Bursa'da sporun kalbi Yıldırım'da atacak diye bir mottomuz vardı. Bursa'nın en büyük spor kompleksi, en yeni spor kompleksi bizde. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi birçok alanda burada gençlerimize hizmet veriyor. Hem takım sporları hem de bireysel sporlar açısından böyle. Türkiye'deki ulusal yapılan yarışmalarda ödül alan sporcularımız var. Yüzmede, karatede, halterde, güreşte, tekvandoda, boksta, bireysel sporlarda iyi bir noktadayız. Aynı zamanda çocuklarımıza eğitim verdiğimiz jimnastik salonumuz olimpiyatların yapılabileceği bir düzeyde. Ve yine mahalli spor kulüplerimizle ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Onlara destek sağlıyoruz. Ve biz daha önce biliyorsunuz Yıldırım Belediyespor olarak bir futbol takımımız Bal Ligi'nde idi. Biz bunu dedik ki ya bu belediye destekli bir takım mahalli spor kulüplerimizle yarışmasın. Biz bunu bir arkadaşımıza devredelim, onun üzerinden yürütelim. Güzel de bir destek gördü hem mahalli spor kulüplerimizden hem de teslim ettiğimiz arkadaşımız da bir başarı elde etti ve şu anda üçüncülükte Bursa'yı temsil eden tek takım Yıldırım Spor ve şu anda da gayet iyi gidiyoruz. İnşallah bu takımımızı da ikinci lige taşımış olacağız sezon içerisinde. İnşallah. Gerçekten gençlerin sporla buluşması, o yaratılacak deniz yıldızları hikayeleri anlamında çok önemli ve çok değerli. Her biri çok alkışlanası işler gerçekten. Kesinlikle. Çünkü bir genci kurtarmak sokaktan, sahadan son derece önemli. Bugüne kadar 3 tane SEM sahamızı bitirdik. İnşallah bu yıl 3 tanesine daha başlayacağız. Yine kendi tesislerimizi de yeniliyoruz. Bu anlamda işte fidye kızlık bizim amatör spor kulüplerimizin maçlarını yaptığı bir sahaydı. Şimdi orayı yeniledik, bitirdik. Tabii sezon kapalı olduğu için şu anda orada maçlar yapılmıyor. İnşallah sezon açıldığında maçlar orada olacak. Yine Mimar Sinan Spor Kompleksimizi yeniliyoruz. Yakında inşallah onu da başlıyoruz bu atılım yılı çerçevesinde. Oradaki çalışmalara da başlıyoruz. Sadık Ahmet Spor Tesislerimizle ilgili modern bir proje hazırladık. Gibi birçok noktada yine... Yine gençler deyince Barış Manço'da da galiba bir hazırlık var değil mi? Atılımlarımız devam ediyor. Evet, mesela Karapınar Gençlik Merkezi'ni yapıyoruz. Şu anda bakanlığımızın desteğiyle orada da başladı bir proje. Barış Manço eskiden Adam Olacak Çocuk diye bir programı vardı hatırlarsınız. Ama şimdi çocuklar... Selçuk Bayraktar onlar için büyük bir örnek, önemli bir örnek. Bize dedi ki bilim adamı olacak çocuklar yetiştireceğiz. Nasıl burada uyumayan kütüphaneyle liseli öğrencilerimiz başta olmak üzere genç kuşağımıza ciddi bir imkan sağladıysak orada da ortaokul öğrencilerine, işte lise 1, lise 2 öğrencilerine dönük, ilkokul öğrencilerine dönük robotik kodlama, yazılımlar, bilim atölyeleri gibi bir çalışma. Ücretsiz mi olacak efendim evet, bunlar? Evet. Bütün bu çalışmalarımız ücretsiz veya bazı çalışmalarımızda materyallerin belki bir kısmını öğrencimize aldıracağız ama bizim eğitimlerimiz, imkanlarımız tamamen ücretsiz olacak. Efendim işin ekonomisine dönmek istiyorum. Biraz parasal konulara dönmek istiyorum. İlk sorum da şu olsun istiyorum. Belediye çok borçlu ve belediye borç yükü altında projelerini biraz törpülüyor mu? Belediyenin borç yükü ne durumda? Sizi engelliyor mu bu durum? Paranız tabii, var mı başka? Tabii, ekonomi önemli. ama burada şöyle bakıyoruz. Kaynak sadece belediyenin kendi kaynakları değil. Böyle baktığınızda imkanlarınızın çok geniş olduğunu görürsünüz.
Biz bu yükü biraz daha bakanlıklarımızın kaynaklarından, yerel diğer kaynaklardan sağlamaya gayret ettik. Yapacağımız protokollerle de kaynak aktardık. İşte İşkur'la bir ortak proje gerçekleştirdik, istihdam ofisi kurduk. Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü'yle bir proje gerçekleştirdik. İhtiyaç sahibi ailelerimize, engelli kardeşlerimize destekler sağlıyoruz. Sinerji projeleri üretiyorsunuz. Evet. Bunlar çok önemli. BEPKA'dan destek sağlıyoruz. Yine hayırseverlerimizle işbirliği yapıyoruz, protokol yapıyoruz. Yeni alanlar kazandırıyoruz. İşte bu uyumayan kütüphane Şeremet ailesinin bir hediyesi aslında. Dolayısıyla sadece belediyenin kendi kaynakları değil, dışarıdan edindiğimiz kaynaklar da önemli. İşte en büyük projelerimizden kentsel dönüşüm projemiz 200 milyonun üzerinde bir kaynak gerektiriyor. Yani bu durumu TOKİ ile yapıyoruz. Büyük bir kaynak. Bunu engel olarak görmüyorsunuz yani. Engel olarak görmüyoruz kesinlikle. Elbette sınırladığı taraflar oluyor. Ama biz buna rağmen de yine vatandaşımızın borç yükünü azaltacak hamleler yapıyoruz. Yani su faturalarında katı atık bedeli almama kararını ilk biz açıkladık. Dedik ki biz vatandaşımızdan bu süreçte katı atık bedeli almayacağız. Bunun bize maliyeti yıllık yaklaşık 40 milyon. Geçmiş dönemlerde asfalt bedeli alınıyordu. Biz çok ciddi bir asfaltlama gerçekleştirdik 2020 yılı içerisinde. 2020 başında bunu isteyeceğimizi söylemiştik ama hamdolsun bir düzenimizi oturttuk. Dedik ki bu bedeli istemeyeceğiz. Bundan sonra da istemeyeceğiz. Çünkü bu yıl da biz asfaltlama çalışmalarına yine devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl devam edeceğiz. Bunları da istemeyeceğiz. Yani bu ekonomik sıkıntılara rağmen yine vatandaşımızın yükünü hafifletecek hamleler yapıyoruz. Bu demek ki başka kaynaklardan, başka yerlerden kaynak aktarıyoruz. İşte 200 milyonluk bir kaynak, önemli bir kaynak. Bizim borç yükümüzün bir kısmı, önemli bir kısmı kentsel dönüşümden kaynaklandı. Daha önceki Hüma Hatun konutlarının yapımından kaynaklıydı. Ama biz mesela şu anda yapacağımız dönüşümde hiç cebimizden para çıkmayacak tabiri caizse. Biz burada sadece sistemi yürütüyoruz. Peki ekonomik olarak pek çok işletmeye de ev sahipliği yapıyorsunuz. Yani Yıldırım olarak diyorum. Burada da doğacak üretimin ikamet edeceği mekanlar var ve halen ikamet ettiği mekanlar var. Buralarla ilgili bir düzenleme var mı? Yani Yıldırım'da üretmek kolay mı? Yıldırım'da atölyeler, Yıldırım'da fabrikalar kolay mı? Tabii bizde OSB yok. Evet. Ama kendine has kültürü olan ticaret bölgelerimiz var. İşte Otosansit bölgesi küçük esnafımızın otomotiv yan sanayiye hizmet eden, tekstil grubuna hizmet eden ve küçük atölyelere hizmet eden bir hizmet bölgesi. Bununla beraber dünyadaki en önemli çocuk ve bebek konfeksiyon sektörü Bursa'da, Yıldırım'da, Vişne Ticaret Bölgesi'nde. Türkiye'deki üretimin %80'i bu alanda Yıldırım'da gerçekleştiriyor. Ve dünyada birçok ülkeye buradan ihracat yapılıyor. Bu çok önemli bir bizim yüz akımız, Vişne Ticaret Bölgemiz. Ve burada yaklaşık 60 bine yaklaşan bir istihdam da söz konusu. Küçük atölyeler, ev atölyeleri şeklinde olsun, büyük atölyeler şeklinde olsun. Özellikle kadın istihdamı çok önemli. Kadın istihdamı noktasında çok önemli. 1500'e yakın da irili ufaklı bu sektörde işletmemiz var. Sektörle olan işbirliğini de sorayım isterseniz başkanım. Bölgede de önemli bir sivil toplum kuruluşu var. Sektörünü ve bölgeyi daha da geliştirme adına. Bölgeyle ve sektör temsilcileri nasıl bir işbirliğiniz var? Tabii burada Vişne Ticaret Bölgesi'ndeki iş adamlarımızın oluşturduğu bir dernek var. Beksiyat, Bebek Konfeksiyoncuları ve Sanayicileri İş Adamları Derneği. Bunlarla hem sektörün hem bölgenin taleplerini dikkate alıyoruz. Onlarla birlikte projeler gerçekleştiriyoruz. Bölgenin bilhassa ulaşım ağını güncellemek adına bir proje yürütüyoruz. Bir de istihdam konusu önemli. Belediye başkanlarına gelen en çok taleplerden biri belki de iş konusu, istihdam konusu.
Biz göreve geldiğimizde dedik ki bu konuyu hemen masaya yatıralım, iyi bir şekilde çözmemiz lazım. Bir istihdam ofisi oluşturduk. İşte bunu da İşkur'la beraber yaptık. Onların çok ciddi desteği oldu. Betesoy'u kattık, Beksi adı kattık. Biz geçen burada gün bir bakış açısı ortaya koyduk. EkoHaber manşet programında da bunu değerlendirdik. Belediyeler istihdam büroları konusunu özel olarak da değerlendirmiştik. Hakikaten çok önemli bir katkı bu. Kaç başvuru alıyorsunuz başkanım? Biz 6000'in üzerinde geçtiğimiz yıl burada hizmete başladık. 6000'in üzerinde başvuru aldık ve 4000 arkadaşımızı işe yerleştirdik. Ne güzel. Çok önemli bir rakam. Müthiş bir rakam. Aslında sanayicinin nitelikli iş gücüne ihtiyacı var. Bizim de genç nüfusumuz iyi. Bu anlamda BEPKA ile bir proje geliştirdik. Şu anda atölyeler kurduk. Burada işte salgın süreci dolayısıyla eğitimler veremiyoruz. Şimdi yeniden başlıyoruz inşallah bugünlerde. Burada eğitimler vererek hem de bu arkadaşlarımız burada eğitim alırken İşkur'dan da destek alacaklar. Ve iş bulacaklar. Yani tırnak içerisinde iş garantili meslek eğitimleri olmuş olacak bunlar. Bu çok önemli. Hem sektörün ihtiyacını karşılamış olacağız, sektörün canlı kalmasına katkı sunmuş olacağız. Hem de gençlerimize bir çalışma alanı yaratmış olacağız. Burada girişimcilere de bir desteğiniz var diye biliyorum başkanım. Hani Türk olarak böyle girişimci ruhumuz var. Pandemiye rağmen hala girişimlerimiz devam ediyor. Bununla alakalı düzenlemeleri de hayata bir geçiriyorsunuz diye biliyorum. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Kesinlikle. İşletmelerimizin önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Onların iş yeri düzenleriyle ilgili vesaire bir takım talepleri oluyor. Bununla ilgili idari kararlar alarak bunların işleri hızlandırılmasını, işlerini kolaylaştırmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada denetimler yaparak daha sağlıklı hizmetler vermesi adına da çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ben kadın kooperatiflerine de değinmek istiyorum başkanım. Hakikaten hızlı bir yapılanma var kadın kooperatifleri alanında. Mahalle bazında da kooperatifleşmeler olduğunu biliyorum. Hakikaten yıldırımlı kadınlar artık evlerinde oturmayacaklar, üretecekler gibi. O konuya verdiğiniz önemi de vurgulayalım isterim. Kesinlikle. Hem istihdam konusuyla ilgili bu aslında hem de kadınlarımızın sosyal yaşamda daha aktif rol almasıyla ilgili bir husus. İki açıdan da değerlendirilmesi gereken bir konu. Bizim iki tane kadın kooperatifimiz vardı. Bir tarıma dönük bir kadın kooperatifimiz. Bir de iş hayatına dönük, ticarete dönük bir kadın kooperatifimiz vardı. Bunların ilk etapta 12'ye çıkarmayı hedefledik. Bir Yılkop vardı. Yılkop vardı. Bir de Zeyniler vardı. Zeyniler Çalışuşu kadın kooperatifimiz vardı. Bunlar aslında model kooperatifler. Şimdi bu meclisimizde Çalıkuşu Kadın Kooperatifi ile ilgili bir karar alacağız. Oradaki onların sürecini uzatacağız. Oradaki alanı genişletmek, hizmet sürecini, hizmet yelpazesini artırmak adına bir çalışma gerçekleştireceğiz. Sadece Yıldırım'a değil, Bursa'ya hizmet olur bu. Kesinlikle. Çünkü Zeyniler bölgesi bir Bursa'nın nadide mekanlarından bir tanesi. Burayı önemsiyoruz. Bir de Yılkop vardı. Yılkop'ta da şu anda Bişen Ticaret Bölgesi'ne yakın bir noktada bir mekanımızı onlara tahsis ettik. Burada hem kadınlara meslek öğretsin onlar da hem de ev bütçelerine katkı sağlasınlar istiyoruz. Hem de bir model olsun istiyoruz. İşte İsa Bey'de mesela bir konak restore ettik. Tarihi bir mekanımızı. Oradaki kadınlarımız dedi ki gelin burasını siz kullanın. Kendi ürünlerinizle vesaire. Ve orada bir tarihi bölge ortaya çıkaracağız inşallah. Projemizi de anlattık. Bak sizin evlerinizin cephe düzenlemesini biz bu şekilde yapacağız. Ama dedim ki bir şartım var. Sizin buraya hayat vereceğinizi görmemiz lazım. Siz burada bunu gerçekleştirin. Biz ondan sonra bu projeyi gerçekleştireceğiz dedik. Yani Cumalı Kızık tarzı bir köy ortaya çıkabilir orada. Güzel bir proje hazırladık. Onların da hoşuna gitti, heyecanlandırdı. Onlar da bir kooperatif kurdular orada. Bu kooperatif sayımız şu anda 5. İnşallah bunu en kısa sürede 12'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu biraz da sizin turizm vizyonunuzu oluşturuyor galiba, değil mi efendim? Ya Yıldırım, o dedik ya, üzerindeki tozu silkelemesi gerekiyor. Bunlar aslında bu çalışmalar totalde. Bursa, Yıldırım kimlikli bir şehir. Bu kimliğini ortaya çıkardığımız zaman turizm kendiliğinden gelecektir, nitelikli hale gelecektir.
İşte cumalı kızık bizim en önemli bir değerimiz. Burada bir takım düzenlemeler gerçekleştireceğiz. Yani orada istemediğimiz görüntüler vardı. Burada da düzenlemeler yapıyoruz. Nitelikli bir ortam hazırladığımızda turizme de ciddi katkısı olacak. Şehrin kimliğine de ciddi katkısı olacak. Kültürüne de ciddi bir katkı sağlamış olacak. Cüneyt'ciğim, senin sorun var mı? Şöyle bir soru sorayım. Birazcık da hem başkanımızın özelini de sormuş oluruz. İş dünyasından gelen bir başkansınız. Dolayısıyla iş dünyasındaki tecrübelerinizi belediyeciliği çalışmalarınıza da yansıtıyorsunuzdur. Nasıl yansıtıyorsunuz? Bu çalışmalardan bahseder misiniz biraz? Bu aslında masanın iki tarafında olmaktır. Biraz yaptığınız işlerle ilgili. Bu açıdan önemli. Yani orada iş dünyasını tanıyor olmak, onlarla yapacağımız işlerde, işlerin yürüyüşünde önemli bir alan. Bu minvalde onları anlamaya gayret ediyoruz. İşlerini çözmeye, hızlandırmaya, işte bilhassa ruhsatla ilgili olsun ve diğer denetimlerle ilgili olsun. Bu noktada önemli. Projelerimizde de yapım süreciyle ilgili süreçlerde oradaki tecrübemiz önemli ve onu yansıtmaya gayret ediyoruz. Bir de mesai kavramı yok. Yani özel sektörde siz istediğiniz kadar esnek çalışabiliyorsunuz. Aynı tempoyu belediyelerde de, kamu kurumlarında da yakalamak gerekiyor. Bu zor. Fakat bizim süremiz kısıtlı. 5 yıllık süre zarfında bütün hedeflerinize ulaşmanız gerekiyor. Onun için burada o tempoyu burada yakalamaya, aynı bakışı yakalamaya gayret ediyoruz. Daha hızlı çözümler üretmeye, empati yapmaya daha yatkın bir durum ortaya çıkıyor. Bir de geri dönüşümle ilgili bir soru evet, var. Evet, çevre ve geri dönüşüm konusunda da bir hassasiyetiniz var diye biliyoruz. Bu konuda da bilgi verin isterseniz. Tabii o anlamda çevre bilincinin oluşması anlamında küçüklerden toplumun bütün kesimlerine bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Bu hususla ilgili bilhassa okullarımızda eğitimler veriyorduk. Yani binlerce çocuğumuza eğitimler verdik. Şu anda bir atık getirme merkezi oluşturuyoruz. Yine şehrin belirli noktalarında mobil atık bırakma merkezleri oluşturuyoruz. İşte suyun ne kadar kısıtlı olduğunu şu günlerde çok daha iyi anlıyoruz. Suyun önemine çok daha farkındalık oluştu. Bununla ilgili toplumda bir nasıl ifade edelim? Bursa'nın su zengini bir şehir olmadığını, su kıtlığının olduğunu aslında görmüş olduk. Çünkü nüfusumuz ciddi anlamda arttı. Sulamalarla ilgili bir takım önlemlerin alınması gerektiğini, suyun daha iktisatlı bir şekilde kullanılması gerektiğini gördük. Biz bununla ilgili işte kendi parklarımızdaki sulama sistemlerini revize ediyoruz şu anda. Bu farkındalığın oluşması adına da atık yağını getir, bir damacana su götür gibi projemiz var. Atık pillerle ilgili projelerimiz var. Yine kadınlarımızın yaptığı Anne Eli Değsin projemiz var. Tekstil atıklarıyla ilgili, kullanılmayan ürünlerle ilgili bir takım malzemelerin üretilmesi gibi projelerimiz var. Başkanım, ben son bir final sorusu izninle, Cüneyt, var mıydı başka? Estağfurullah. Yok, benim notlarım böyle, teşekkür ederim. Bir soru sormak istiyorum. Bu programı izleyenler bu sorunun sorulmazsa olmaz diyeceği kanaatindeyim. Çünkü geçtiğimiz yakın bir dönemde bazı görevden almalar mı diyelim, bazı değişiklikler mi diyelim ya da şöyle diyelim, bir reorganizasyona gittiniz. Bu reorganizasyon neden gerek duyuldu başkanım ve bundan sonra nasıl bir organizasyon yapısıyla yol alacaksınız? Tabii şöyle, bu reorganizasyonlar her kurumda mümkün olan şeyler. Yani bu bakanlık düzeyinde de olabiliyor, küçük şirketlerde de olabiliyor. Durum değerlendirilmesi yapılıp buna göre yöneticiler kendi kararlarını verebiliyor. Biz 500 bin nüfustan fazla bir nüfusa sahip bir belediyeyiz. Dolayısıyla bizlerde 5 bürokrat, 4 tane de siyasi başkan yardımcısı kontenjanımız var. Biz bugüne kadar
4 bürokrat, 4 siyasi başkan yardımcısı kontenjanımızı kullanmıştık. Fakat bu yıl daha verimli nasıl çalışırız, daha proaktif bir yol haritası nasıl çizeriz, iş odaklı atılım yılı ilan ettik çünkü. Buna dönük bir organizasyon değişikliğine gittik. Müdürlerimize değişiklikler yaptık, başkan yardımcılarımıza değişiklikler yaptık. 4 olan siyasi başkan yardımcı sayımızı 2'ye indirdik. Ve 4 olan bürokrat sayımız yine kaldı. Dolayısıyla 3 görevden alma, o anlamda 3 arkadaşımıza bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ettik ve bir müdür arkadaşımızı da görevlendirdik. Dolayısıyla 6 başkan yardımcımız da bu sürece devam ediyoruz şu anda. Kolaylıklar diliyoruz, başarılar ediyoruz. Diliyoruz başkanım. Yıldırım Bursa için, Türkiye için son derece önemli. Buradaki her güzel şeyi alkışlıyoruz, eminize sağlık diyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz ve samimi açıklamalarınız için ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Evet, ben teşekkür ediyorum. İnşallah başka projelerimizde, başka programlarda birlikte olmak dileğiyle. İnşallah efendim, takipteyiz. Değerli takipçilerimiz, Yıldırım Belediyesi'nin neler yaptığına dair genel bir çerçeve çizmeye çalıştık. Kentsel dönüşümle başladık, geri dönüşümü bile konuştuk. Efendim, güzel gelişmelerle ve yine sıcak gündemle sizlerle buluşmayı sürdüreceğiz. Bizimle olduğunuz için teşekkürler.